Osmanlı ve Safevi Devleti arasındaki mücadele hem geçmiş tarihi yazarlar hem de günümüzün popüler tarihçiliğinde yaygın olduğu üzere ki akademik tarihçiliğinde de bu pek çok kişi tarafından böyle görülüyor. Mezhep ayrılığından kaynaklandığı ifade edilmekte. Ama 150 yıl boyunca devam etmiş bir savaş sürecini tek başına mezhep ayrılığıyla açıklamak doğru değil. Tarihçilik açısından doğru değil. Şimdi başlangıçta mezhep ayrılığı evet mevcut ve o 1,5 asır boyunca devam eden savaş sürecinde de her zaman için gündemde olmuş bir konu. Sürekli de zaten iki devletin özellikle de Osmanlıların Safevilere karşı giriştiği savaşlarda besleyen önemli bir kaynak. Ama bu ilişkilere detaylı bir şekilde eğildiğimizde mücadelenin sadece mezhep ayrılığından kaynaklanmadığını veya sadece mezhep ayrılığına dayandırılamayacağını görüyorsunuz. Bölgesel bir mücadele söz konusu. Safevi Devleti'nin Anadolu potansiyel bir yayılma alanı. Yine Osmanlı Devleti'nin de İran ve Irak coğrafyası potansiyel bir yayılma alanı ve iki devletin çıkarları bu noktada birbiriyle çatışıyor. Çünkü bu bölge aynı zamanda uluslararası ticaret yollarının da geçtiği bir nokta. Dolayısıyla işin bu nokta tarafına geldiğinizde bu sefer ekonomik rekabet ortaya çıkıyor. Çünkü İran'da ipek üretim merkezleri var. Özellikle de bu Hazar Denizi kıyısında dünyanın en önemli ipek üretim merkezleri mevcut. Bu dönemler ipek dünya ticaretinin en önemli metası. Dolayısıyla ipek ticaretini ve ipeğin üretimini kontrol altında tutmak da iki devletin en önemli amaçlarından birisi. Netice itibarıyla sadece mezhep ayrılığı değil, siyasi ve jeopolitik kaygılar yanında, mücadeleler yanında ekonomik rekabette Osmanlı-Safevi mücadelesine yol açmış unsurlardır.